Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce kanalımda bir anket düzenledim ve bu ankette %82 ile yazılım tabanlı bir akü şarj devresi birinci olmuştu. Arduino kullanarak yazılım tabanlı bir akü şarj devresi yaptım. Öncelikle montaj videosunu sizlerle paylaşacağım. Ardından projeyi anlatarak videomuzu tamamlayacağız. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Videoyu birçok dile altyazılı olarak tercüme ettim. Kendi dilinize göre altyazıyı ayarlayarak videoda anlatılanları anlayabilirsiniz. Şimdi gelin montaj kısmıyla projemize başlayalım. Arduino içerisindeki yazılımda bazı değişiklikler yaptım. Bunun nedeni arkadaşlar videonun süresinin uzamaması, şarj ve deşarj işlemlerinin hızlı bir şekilde görülebilmesi için ben burada bazı değişiklikler yaparak kullanacağım. Ancak bunun normal çalışan sürümünü videonun açıklamalar kısmında sizinle paylaşmış olacağım. Oradan indirerek kullanabilir ya da kendinize göre özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Devremiz bu şekilde hazır. Öncelikle akü bağlantısıyla başlıyoruz. Ben 12 volt 9 amperlik bir akü kullanacağım. Videonun açıklamalar kısmında yine devre şemasına PCB'ye PDF formatında erişebilirsiniz ve kodlara da
erişebilirsiniz. Dediğim gibi kendinize göre düzenlemenizde bir sakınca yok. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi akü bağlantısının ardından devreye güç vermemiz gerekiyor. Şu an için bu devrede kullanacağınız güç kaynağı maksimum 5 amperi geçmesin arkadaşlar. 5 amperin üzerindeki güç kaynakları bu proje için uygun değildir. Bunun nedenini de şimdi açıklayacağım. Öncelikle güç vererek Arduino'nun çalışmasını sağlıyorum. Şöyle güç bağlantılarını oluşturalım. Şöyle en baştan başlatayım arkadaşlar. Bir animasyonla başlıyor. Ardından ise gördüğümüz gibi ekranımız geliyor arkadaşlar. PCB üzerindeki yolların ince olduğunu görebilirsiniz. Bu yollar ince olduğundan çok fazla akım verirseniz yollarda sıkıntıya neden olur. Ancak daha fazla akım ile kullanmak isterseniz projeyi kendiniz devre aşamasına bakarak hazırlayabilir ve daha fazla akım çekebilirsiniz. Rölenin izin verdiği limitler sınırı içerisinde bu şekilde ifade edeyim arkadaşlar. Sizden gelen geri bildirimlere göre bu projeyi daha fazla geliştirebiliriz. Bunu tamamen sizin projeye gösterdiğiniz ilgi ve geri bildirimleriniz belirleyecek. Şimdi projeyi anlatacak olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an bir kalibrasyon ekranımız var ve devre üzerinde 2 adet butonumuz var. Buradaki birinci buton menü butonumuz arkadaşlar. İki farklı ekran arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu butona basarak arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Kalibrasyon ekranına geliyoruz. Buradaki butonumuz ise start ve stop butonumuz. Şu anda stop ettirdim. Herhangi bir şarj işlemi gerçekleşmiyor ve buradaki kırmızı ışık yanıyor. Tekrar bastığımda şarja geçiyor ve buradaki kırmızı ışığın söndüğünü görebilirsiniz. Şimdi şarj işlemini tamamen durdurdum arkadaşlar. Buradaki kalibrasyon ekranımız bu Arduino ile yapılmış akü şarj devrelerinin birkaç tane, yani 1-2 tane örneğini buldum. Bu örneklerde hep bilgisayara bağlayarak kalibrasyon işlemi seri port üzerinden yapılıyordu. Bu seri portu biz devreden çıkarttık ve kalibrasyon işlemini LCD ekrana aldık arkadaşlar. Kalibrasyon işlemimiz tam olarak akünün voltajını Arduino'ya göstermek için yapılıyor. Bu işlemi sadece bir kez yapmanız gerekiyor. Bu ayarlamanın ardından bir daha ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Arkadaşlar şöyle voltmetrem var. Voltmetreyi aküye bağlıyorum. Bana şu an akünün içindeki voltaj lazım. Şu anda 12.3 voltluk bir gerilim var. Fakat benim devrem şu anda 11.8 volt olarak bunu görüyor. Bakın burada kırmızı ışık yanıyor. Şu an kalibrasyon ekranındayız. Stop dedik, yani şarj işlemini durdurduk. Bu voltajı Arduino'ya gösteriyoruz. Bu işlem için buradaki potu çevireceğiz arkadaşlar. Bunu ayarsız da yapabilirdik. Fakat bazen devrelerde problemler oluyor. Yazılımda problemler oluyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için tamamen analog bir ayarlama yaptık. Şu an 12.4 volt görüyor. Bunu birazcık geri çevirerek, bakın şuradaki trim pot üzerinden kalibrasyon işlemi tamamlıyorum. Evet, şu anda akü voltajım 12.3 volt olarak hem voltmetremde hem de benim LCD ekranımda yazıyor. Artık ölçü aletiyle ve kalibrasyon işlemiyle hiçbir işim kalmadı. Ölçü aletini tamamen alabilirim. Bu andan itibaren akü voltajını tamamen LCD ekran üzerinden görebiliriz. Arkadaşlar devre akü voltajını 14 volt olduğunda şarj işlemini durduruyor. 12.5 volta düştüğünde ise size sormaksızın güç kaynağı bağlıysa şarj işlemini tekrar başlatıyor. Bu sayede akünüz full olarak bu aralıkta her zaman hazır oluyor. Diğer devrelerde genelde şarj işleminden sonra akü voltajı kontrolsüzce düşüyor. Ancak burada 12.5 voltta ben bunu sınırladım. Kodlar üzerinde değişiklik yaparak üst şarj voltajını 15 volt, işte 11 voltta tekrar start verecek şekilde kendiniz belirleyebilirsiniz. Bir kez start verdikten sonra bir daha komut vermenize gerek yok arkadaşlar. Kalibrasyon işleminin ardından buradaki menü tuşuna tekrar basarak
Şu anda şarj işlemini başlatıyorum arkadaşlar. Şu an şarj işlemim başladı. Gördüğünüz gibi şarjım hızlı bir şekilde yükseliyor ve burada şarj kısmına da bir animasyon ekledim. Yani ekranın donup donmadığını buradaki noktaların hareketinden görebilirsiniz. Kodları mümkün olduğunca sadeleştirdim ki mümkün olduğunca az işlemci kullanayım. Arduino uzun saatler boyunca problemsiz çalışsın diye. Akü voltajımız 14 voltu bulduğunda arkadaşlar burada kırmızı ışık yanacak. Yine burada siz batarya full yazısını göreceksiniz. Şöyle gösteriyorum bakın. Birazcık bekleteceğim. Ben işlemlerin hızlı gözükmesi için dediğim gibi yazılımda birkaç değişiklik yaptım. Size normal çalışan yazılımı vereceğim. Videonun süresinin uzamaması adına bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akümüz doldu. Batarya full dedi. Akü voltajı şimdi düşüyor arkadaşlar. 12.5'in altına indiğinde şarj işlemi tekrar otomatik olarak başlayacaktır. Gördüğünüz gibi yine şarj işlemi tekrar başladı ve akümüzü şu anda 13.9 volta kadar şarj etti. Yazılım tabanlı olarak arkadaşlar buradaki voltaj bölücü yardımıyla sürekli olarak batarya voltajını denetliyor ve bizim yazılım üzerine girdiğimiz aralıkta akü voltajının kalmasını sağlıyor. Mevcut projenin diğer projelerden farklarından birazcık bahsedeyim. Öncelikle hazır modülleri tamamen ortadan kaldırdık. Bir tane 7805 üzerinden Arduino'muz, rölemiz ve transistörümüz, ayrıca LCD'miz besleniyor arkadaşlar. Buradaki besleme işini bu hallediyor. Burada bir röle kullandım. Röle kullanmamın nedeni giriş voltajı ile çıkış voltajı arasında çok fazla fark olmadan kayıpsız bir şekilde iletim yapabilmek. Belki gelecekteki versiyonlarda buraya transistör ekleyebiliriz. Bu tamamen dediğim gibi sizin ilginiz ve geri dönüşlerinize göre belirleyeceğim. Buna göre projeyi devam ettirip ettirmemeye karar vereceğiz arkadaşlar. Devrede mümkün olduğunca az bileşen kullanarak basit, işlevsel ve kolay arıza yapmasının önüne geçmeye çalıştım. Buradaki bir adet direnç ve bir adet pot üzerinden, trim pot, çok turlu trim pot üzerinden kalibrasyon işlemini yapabiliyoruz ve herhangi bir bilgisayara ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bir kere yazılımı yükledikten sonra seri port üzerinden herhangi bir okuma yapmadan tamamen kalibrasyon işlemini de buradaki LCD ekranla yapabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca akümüzün durumunu da yine LCD ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Sizden gelen geri bildirimlere göre, projeye ilginize göre gelecek versiyonlarda arkadaşlar röleyi ortadan kaldırabiliriz. Bir buzzer ekleyebiliriz ya da bir LED gösterge ekleyebiliriz arkadaşlar. Ekranı değiştirebiliriz. Yine butonlarla voltaj ve akım kontrollü bir şarj aleti de yapabiliriz arkadaşlar. Bu tamamen projeye sizlerin gösterdiği geri bildirimler ve ilgiye göre belirleyeceğiz. Şu an normal yazılımını yükledim arkadaşlar. Bu yüzden şarj işlemi normal bir şekilde devam ediyor. Videonun açıklamalar kısmında bu projeye ait kodları, devre şemasını ve PDF formatında bu PCB'yi bulabilirsiniz arkadaşlar. PDF formatındaki PCB'yi indirerek ütü yöntemiyle bastırıp projeyi hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine kodları kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Dediğim gibi sizden gelecek olan geri bildirimlere göre projeyi daha fazla geliştirebiliriz. Tamamen sizlerin ilgisine bağlı arkadaşlar. Bu devrede herhangi bir şekilde Arduino haricinde bir şey kullanmadım. Bu da maliyeti aşağı doğru düşürecektir. Mümkün olduğunca az bileşenle düşük maliyetli ama etkili çalışan bir proje üretmeye çalıştım arkadaşlar. Genelde ACS modülü kullanılıyor. Ancak isterseniz bir sonraki versiyonda ACS modülü kullanmadan akım okuması, akım ayarlı güç kaynağı, burada buton ya da encoder kullanarak geliştirmeler yapabiliriz. Tamamen dediğim gibi sizlerden gelecek ilgi ve geri bildirime göre bunu belirleyeceğiz. Bir sonraki videomuz ve projemize görüşünceye değin hoşça kalın.